Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Artık B2 intensif ders videolarıyla karşınızdayız. Bu dersimizde arkadaşlar Zweiteilige Konnektoren konusunu dilerseniz beraber yoğun bir şekilde daha bir derinlemesine inceleyelim. Alt başlığımıza baktığımızda arkadaşlar Weder noch konnektörlerini görüyoruz. Zweiteilige Konnektor neydi arkadaşlar? Bu bir bağlayıcı gibi ya da bağlaç gibi düşünebiliriz. Tıpkı ve gibi, ile gibi değil mi arkadaşlar bu bağlaç? Ancak Zweiteilige olduğunda ne oluyordu? İki türlü oluyordu. Bunu zaten daha önceden temel derslerde görmüştük. Burada daha bir yoğunlamasını görüyor olacağız. Weder noch ne de anlamına geliyordu. Dolayısıyla weder noch ne de den anlaşılacağı üzere olumsuz iki durumu ne yapmış oluyoruz? Bir cümlenin içerisine taşımış oluyoruz. Örneğimizle bakalım bir inceleyelim. Felix ist keinen Salat. Evet, Felix bu bir erkek ismi. Ne yapmıyormuş? Keinen Salat. Salata yemiyor diyor değil mi cümlemiz? Er ist kein Obst. Das Obst neydi? Meyve demekti. Dolayısıyla er ist kein Obst demiş oluyoruz. Er ist immer fast food. Demek ki fast food yiyormuş değil mi? Er ist immer fast food. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar Felix ne salata yiyor ne de meyve yiyor. Şimdi weder noch'tan destek aldığımızda bu durumda Felix ist weder Salat noch Obst dediğimizde demek ki bu iki cümleyi ne yapmış oluyoruz? Bir araya getirmiş oluyoruz. Bakın burada fark ettiyseniz eylemden hemen sonra ne olmuş? Weder yapısı gelmiş. Dolayısıyla Felix ist weder Salat noch Obst demiş oluyoruz. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar ne diyor? Elisa mag keine Eier mögen. Neydi? Sevmek demekti. Biz bunu ta nerede görmüştük? A1'de görmüştük değil mi? Elisa bu bir kadın ismi arkadaşlar. Aya neydi? Yumurtalar anlamında. Tabi biz güzel Türkçemizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Genelleme yaptığımızda tekil olarak ele alıyoruz. Ancak Almanca'da bunu çoğul olarak ele alıyoruz. Dolayısıyla Elisa yumurtalar sevmiyor şeklinde ele alınıyor. Tabi biz de ne diyoruz? Elisa yumurta sevmiyor diyoruz. Burada Elisa mag keine Eier demek ki Elisa yumurta sevmiyor. Sie mag kein Fleisch. Neydi das Fleisch? Et demekti. Şimdi bir sonraki cümleye bakalım. Elisa ist Vegetarierin. Evet, adı üstünde vejetaryen değil mi? Elisa vejetaryen. Şimdi ben bu baştaki iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yapıyorum? Weder noch'tan destek alıyorum. Bu durumda Elisa mag weder Eier noch Fleisch. Yani Elisa ne yumurta seviyor ne de et seviyor demiş oluyoruz. Burada da yukarıda ne demiştik? Felix ne salata yiyor ne de meyve yiyor diyor. Değil mi cümle? Bunlar tabii ki yanlış şeyler. Kesinlikle mümkün mertebe bütün bu öğünlerden, bütün bu besinlerden almamız gerekiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Üçüncü örneği geçmeden önce arkadaşlar buraya baktığımızda Elisa mag, bakın modal fiil olduğundan dolayı ne yapıyorum? Yani burada başka bir fiil olmadığından weder yapısıyla cümlemiz devam etmiş oluyor. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü örnek ne diyor? Meine Kollegen gehen nicht ins Kino. Kollegen, die Kollegen neydi arkadaşlar? İş arkadaşları demekti değil mi? Sie gehen auch nicht ins Theater. Demek ki benim iş arkadaşlarım sinemaya gitmiyor dediğimizde meine Kollegen gehen nicht ins Kino. Sie gehen auch nicht ins Theater. Onlar tiyatroya da gitmiyorlar demiş oluyoruz ki bu da çok yanlış bir şey değil mi? Kültür, sanat faaliyetleri, spor faaliyetleri bunlar çok çok önemli. Şimdi ne yapıyoruz bu iki cümleyi bir araya getirmemiz gerekiyor. Ne ile? Weder noch kalıbıyla. Ne yapacağım arkadaşlar? Meine Kollegen gehen weder ins Kino noch
ins Theater. Bakın ne yapıyorum demek ki arkadaşlar. Eylemden hemen sonra Veda kalıbıyla, değil mi? Veda ins Kino, nach ins Theater ile ne yapmış oldum? Cümlemin devamını getirmiş oldum. Demek ki buradaki kilit nokta neymiş? Eylemden hemen sonra ne yapmış oluyorum? Veda noch kalıbını oturtmuş oluyorum. Bu durumda meine Kollegen gehen weder ins Kino noch ins Theater dediğimde iş arkadaşlarım ne sinemaya gidiyorlar ne de tiyatroya gidiyorlar, değil mi? Demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Demek ki arkadaşlar weder noch neymiş? Ne de anlamına geliyormuş ve ilk örneğimiz ne diyor? Felix ist keinen Salat, er ist kein Obst. Felix salata yemiyor, o meyve yemiyor, değil mi? Şimdi bir sonraki üçüncü cümleye baktığımızda ne diyor? Er ist immer fast food, o her zaman fast food yiyor. Şimdi baştaki iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne yapacakmışız? Weder noch'tan destek aldığımızda Felix ist weder Salat noch Obst. Demek ki eylemden sonra ne yapıyorum? Weder ile, değil mi, cümlenin devamını getirmiş oluyorum. Bu durumda Felix ne salata yiyor ne de meyve yiyor dediğimizde Felix ist weder Salat noch Obst diyoruz. İkinci örnekte Elisa mag keine Eier. Sie mag kein Fleisch. Elisa yumurta sevmiyor. O et sevmiyor, değil mi? Fleisch et demekti. Tabi burada das Ei yumurta, die Eier yumurtalar çoğul olarak ele almamız gerektiğinden ne yapıyoruz? Eier demiş oluyoruz. Elisa ist Vegetarierin. Demek ki Elisa vejetaryen. Ne yapacağız? Bu iki cümleyi bir araya aldığımda, baştaki iki cümleyi bir araya getirdiğimde Elisa mag weder Eier noch Fleisch. Yani Elisa ne yumurta seviyor ne de et seviyor demiş oluyoruz. Ve üçüncü örneğe baktığımızda Meine Kollegen gehen nicht ins Kino. İş arkadaşlarım sinemaya gitmiyorlar. Sie gehen auch nicht ins Theater. Onlar tiyatroya da gitmiyorlar. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne yapıyormuşuz? Ne de yapısından destek aldığımız weder noch yapısını ne yapıyoruz? Cümleye entegre ediyoruz. Bu durumda meine Kollegen gehen weder ins Kino noch ins Theater demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Felix ist keinen Salat. Er ist kein Obst. Felix isst keinen Salat. Er isst kein Obst. Er isst immer Fast Food. Er isst immer Fast Food. Felix isst weder Salat noch Obst. Felix isst weder Salat noch Obst. Elisa mag keine Eier. Sie mag kein Fleisch. Elisa mag keine Eier. Sie mag kein Fleisch. Elisa ist Vegetarierin. Elisa ist Vegetarierin. Elisa mag weder Eier noch Fleisch. Elisa mag weder Eier noch Fleisch. Meine Kollegen gehen nicht ins Kino. Meine Kollegen gehen nicht ins Kino. Sie gehen auch nicht ins Theater. Sie gehen auch nicht ins Theater. Meine Kollegen gehen weder ins Kino noch ins Theater. Meine Kollegen gehen weder ins Kino noch ins Theater. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die Webseite ist nicht hilfreich. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Die Webseite anlaşılacağı üzere web sayfası, değil mi? İnternet sayfası. Hilfreich, yardımcı demek arkadaşlar. Sonraki cümleye bakalım. Sie ist nicht vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig arkadaşlar, güvenilir demek. Yani burada neyi kastetmiş oluyoruz? Web sayfasını kastediyoruz, değil mi? Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne demeye çalışacağım arkadaşlar? Web sayfası ya da internet sayfası ne yardımcı ne de güvenilir diyeceğiz.
Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Demek ki ne de yapısı, yani wieder noch'tan destek alıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Die Webseite ist weder hilfreich noch vertrauenswürdig dediğimizde demek ki web sayfası ya da internet sayfası ne yardımcı ne de güvenilir demiş olduk. Değil mi? Sonraki cümleye bakalım ne diyor? Ich werde nicht argumentieren. Argumentieren, argüman, yani tartışmak, değil mi? Ben tartışmayacağım. Bakın burada arkadaşlar gelecek zaman yapısını hatırlarsanız görmüştük. Neydi bu? Werden, değil mi? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunu zaten çok ayrıntılı şekilde görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videosuna baksınlar. Ich werde nicht argumentieren, gelecek zaman gibi gözükse de aslında şu anda kullanılabilecek bir yapı. Yani ben tartışmak istemiyorum dediğimde, yani şu andan bahsettiğimde, ben tartışmak istemiyorum dediğimde bundan destek alabiliyoruz bu durumda. Ich werde nicht argumentieren demiş oluyoruz. Değil mi? Ich werde auch nicht antworten. Antworten neydi? Cevaplamak. Cevap vermek de istemiyorum. Bu durumda ne diyeceğim? Ne tartışmak istiyorum ne de cevap vermek istiyorum dediğimde, yani kayıtsız kalmak istiyorum, değil mi? Dediğimde ne yapacağım bu sefer? Ich werde weder argumentieren noch antworten. Bakın ne oldu arkadaşlar? Werden, yani bu gelecek zaman yapısını ben fiil olarak ne yaptım? Ele aldım ve dedim ki ne tartışmak istiyorum, weder argumentieren, ne de cevap vermek istiyorum, noch antworten. Bu durumda ich werde weder argumentieren noch antworten demiş olduk. Sonraki cümle ve son cümleye baktığımızda, daha doğrusu örneğe baktığımızda ne diyor? Die Fußballmannschaft will nicht verlieren. Verlieren, kaybetmek. Demek ki futbol takımı ne yapmak istemiyor? Kaybetmek istemiyor. Will nicht verlieren, değil mi? Sie will nicht nachgeben. Nachgeben arkadaşlar, pes etmek. Dolayısıyla futbol takımı yenilmek istemiyor. Ne yapmak istemiyor? Pes etmek istemiyor. Ne yenilmek istiyor ne de pes etmek istiyor dediğimizde ne yapacağız arkadaşlar? Die Fußballmannschaft will weder verlieren noch nachgeben. Demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? İster gelecek zaman yapısı werden olsun, ister bir modal fiil olsun. Ne demiştim az önce? Eylemden sonra geliyor dedik. Ancak bu durumda işte werden ya da wollen modal fiilinde olduğu gibi ne yapmış oluyorum? Ben bunu sanki fiilimmiş gibi ele alıyorum ve bu durumda ne diyorum? Ne kaybetmek istiyor ne de pes etmek istiyor dediğimde, değil mi? Ne yapıyorum? Demek ki futbol takımı ne kaybetmek istiyor ne de pes etmek istiyor dediğimde die Fußballmannschaft will weder verlieren noch nachgeben demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şöyle bir üstünden geçelim. Ardından doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Die Webseite ist nicht hilfreich. Demek ki neymiş arkadaşlar bu cümlenin anlamı? Hilfreich, yardımcı. Web sayfası yardımcı değil dediğimde die Webseite ist nicht hilfreich. İkinci cümleye baktığımda sie ist nicht vertrauenswürdig. Yani o güvenilir değil demiş oluyor. Değil mi? İki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yapıyorum? Weder noch'tan destek alıyorum. Bu durumda die Webseite ist weder hilfreich noch vertrauenswürdig. Yani web sayfası ne yardımcı ne de güvenilir demiş oluyoruz. Beşinci örnekte ise gelecek zaman yapısı werden'i görüyoruz. Ich werde nicht argumentieren. Ben tartışmayacağım. Argümana girmeyeceğim anlamı doğuyor, değil mi? Ich werde auch nicht antworten. Bakın bir sonraki cümle ne diyor? Ben cevap da vermeyeceğim. Bu durumda ne argümana gireceğim, yani ne tartışacağım ne de cevap vereceğim dediğimde ne yapıyorum arkadaşlar? Ich werde weder argumentieren noch antworten. Ne yapmış oluyorum demek ki arkadaşlar? Werden'den hemen sonra weder noch kalıbını ne yapıyorum? Cümleye entegre etmiş oluyorum ve son cümlemiz ne diyor? Die Fußballmannschaft will nicht
Fellian futbol takımı kaybetmek istemiyor. Bakın burada da volen modal fiili var, değil mi? İkinci cümlede ise sie will nicht nachgeben, o ne yapmak istemiyor? Pes etmek istemiyor demiş oluyor bu cümle, değil mi? İki cümleyi bir araya getirdiğimde die Fußballmannschaft will weder verlieren noch nachgeben. Demek ki burada da arkadaşlar modal fiilim wollen'den hemen sonra weder noch kalıbını entegre ediyoruz. Bu durumda die Fußballmannschaft will weder verlieren noch nachgeben. Yani futbol takımı ne kaybetmek istiyor ne de pes etmek istiyor demiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz doğru telaffuza geçebiliriz. Die Webseite ist nicht hilfreich. Die Webseite ist nicht hilfreich. Sie ist nicht vertrauenswürdig. Sie ist nicht vertrauenswürdig. Die Webseite ist weder hilfreich noch vertrauenswürdig. Die Webseite ist weder hilfreich noch vertrauenswürdig. Ich werde nicht argumentieren. Ich werde nicht argumentieren. Ich werde auch nicht antworten. Ich werde auch nicht antworten. Ich werde weder argumentieren noch antworten. Ich werde weder argumentieren noch antworten. Die Fußballmannschaft will nicht verlieren. Die Fußballmannschaft will nicht verlieren. Sie will nicht nachgeben. Sie will nicht nachgeben. Die Fußballmannschaft will weder verlieren noch nachgeben. Die Fußballmannschaft will weder verlieren noch nachgeben. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde B2 intensif derslerin ilkiyle karşınıza geldik. Zweiteilige Konnektoren ile ne yapmış olduk? Başlamış olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.